sınav deyince sensin. Bu arada çektim bile yani. Kızlar, günaydın. Günaydın hocam. Ya, hocam, biz şimdiden çıksak olur mu? Bilgisayar var ya, önceden çalışırım diye düşündüm. Olur tabii, çıkalım. Özlem, sen erken çıkmışsın. Çarşıda işlerim vardı da onları hallettim ben. Levent yukarıda değil mi? Hadi gel. Başarılar. Esma. Tamam Emir abi. Bir yere kaybolmak yok. Okuldan uzaklaşmıyoruz. Arda ve Cem gelecek zaten. Onları bekleyeceğiz. Ben de uzaklaşmıyorum. Fakat bu arkadaş için söz veremeyeceğim. Çünkü bu arkadaşın sağ solu pek belli olmuyor. Sen ne anlatıyorsun Gülendam? Yani diyorum ki buranın bir arka çıkışı varsa eğer oraya bir adam koyalım Emir abicim. Çünkü bu arkadaş sıvışabilir her an. Şşş, sen bir sussana ya. Kızlar, bu birbirinize olan tavrınız yüzünden ağır önlemler alacağım, haberiniz olsun. Uslu durun. Mesut abiniz burada. Bir şey olursa ona söylerseniz. Ben bir toplantıya katılıp geleceğim. Şşş, uğraşma benim. Dur. Hop, ona bir bak. Ödün koptu değil mi? Emir abiye dışarıya çıktığını söyleyeceğim diye. Vallahi bu sefer boğarım seni Gülendam artık. Doğukan'la buluştun diye tahmin ediyorum ben. Sen sussana. Ya ne güzel bu böyle geceleri dışarıya çıkmalar, erkeklerle buluşmalar. Yani evdekiler öğrenirse kıyamet kopar herhalde. Vallahi o kıyamet benim işime gelir biliyor musun? Alıveririm seni ayağımın altına. Ya sen bir sakin ol. Benim sana güzel bir teklifim var. Sen de kabul edeceksin diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Sen o kapının anahtarından bir tane yaptırıp bana vereceksin. Ben de böylece bu küçük sırrımızı saklayacağım. Kimseye söylemeyeceğim ha? Aynen oldu. Saçmalama Gülendam. Saçmalama. İyi peki o zaman. Mecbur anlatıyorum ben evdekilere. Tamam. Öptüm çok. Dikkat et. Tamam. Geldin demek ha? Geldim tabii kızım. Yani mesaj atıyorum, görüldü atıyorsun, arıyorum, dönmüyorsun. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Bana yalan söylemişsin sen ya. Volkan söylemiş sana beni kurtarmanı. Yalan söylüyor. Öyle mi? Peki o zaman siz nasıl ailecek o evde yaşamaya devam edebiliyorsunuz? Volkan sizi nasıl kovmuyor? Hı? Mesela Volkan'a mı inanıyorsun? Yapma Kızıl. Çok yanlış yoldasın bak. Kızıl filan deme bana. Ne yaptı? Mesaj mı attı? Aradı mı seni? Telefonda iki saçmalamış, sen de hemen küt diye düşmüşsün. Hayır Ferdi. Gözümün içine bakıp söyledi. Hiç de öyle yalan söyler gibi durmuyordu. Senin de mi karşına çıktı? Ya, gerçi mantıklı. Ben de olsam ben de öyle yapardım herhalde. Zeynep'e ulaşmak için en iyi yol sensin. Bana Zeynep karşılığında gerçekten muhteşem bir hayat vaat etti. Yapma Gülendam. Volkan çizgiyi çok aştı. Giderken seni de yakar bak. Kendine gel. Ya sen kimsin ki bana kendine gel diyorsun? Sen onların has adamı değil misin? Ya sen kapı kulusun. Bana bin tane yalan söylemişsin be beni kandırmak için. Yavaş dön be Gülendam. Hızına yetişilmiyor valla. Sen bu muhteşem hayat laflarını duyunca Volkan'ın sana neler yaptığını da unuttun herhalde. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum biliyor musun? Annem haklıymış, sana iyilik yaramazmış diyorum. Ama benden sana bir tavsiye, o Volkan'a çok güvenme. O istediği her şeyi senden alır, seni de böyle ortada bırakır. Ben kimseye güvenmiyorum zaten. İnanmıyorum da kimseye artık. Sadece kendimi düşünmek zorundayım, kendimi kurtarmak zorundayım, o kadar. İnanmazsan inanma. Volkan, ben seni şundan çağırdım. Bundan sonra görüşmeyelim demeyeceksin herhalde. Ya, tamam demeyeceğim ama ya ben böyle çok huzursuzum. Dedem sabah yine dik dik baktı. Öğrenirse kıyamet kopacak biliyorsun. Gülendam da zaten dün gece dışarı çıktığımı anlamış. Nasıl bilmiyorum. Söyler mi diyorsun? Söyleyebilirim. Hatta... Gülendam sen... Azıcık yakınlaştığınıza be. Şöyle... Gülendam saçmalama. Lütfen sil şunları. Niye sileyim ya? Çok güzel çıktı. Ha bir de yani Esma'ya iyilik yapasım hiç yok. O yüzden. Gülendam ben söylüyorum. Ben istesem senden. Lütfen. Yani tabii şimdi seninle bir hukukumuz var.
için, senin güzel hatırına belki bu görüşmeleri gizli tutarım. Ama bir şartım olacak. Esma o kapının anahtarını bana verecek. Vermeyeceğim Gülendam. Öyle mi? Yani bu evde bir tek ben hapis hayatı yaşayayım. Güzel, ben arıyorum Zahit amcayı. Gülendam saçmalama. Alo Gülendam kızım. Alo, Zahit amcacığım. Gülendam, okulda bir sıkıntı mı var kızım? Aslında var bir sıkıntı Zahit amca. Biliyorum, şimdi sen çok üzüleceksin. Esma'ya da çok kızacaksın. Ama... Tamam. Esma yine o çocukla mı? Yok. Aslında sen söylediğinden beridir o çocukla görüşmeyi kestiler. Sadece Esma benim üstüme çok geliyor, çok üzüyor beni. Sen onunla bir konuşsan. Hayır, ağlayacağım ben artık yakında. Bak şimdi, siz bir evin kızısınız evladım. Hadi, sen üzülme. Gel akşam birlikte bir oturup konuşuruz, tamam mı? Tamam. Tamam Zahit amcam. Şimdi sen bana mecburen vereceksin anahtarı. Ben ararım Zahit amcayı çünkü. Şimdi bir de fotoğraflar da var. Öptüm o zaman. Haydi kaçtım.